Arkadaşlar selam. Kripto Teknik geleneksel yayınına hoş geldiniz. Bugün ben tekim. Oytun biraz rahatsız. Eli bir enfeksiyon kapmış. Birazcık yatak döşek yatıyor. O yüzden dedim sen takıl, yorma kendini. Sen canlı yayında bize lazımsın. O zamana kadar ben bir tane tek bir gündem değerlendirmesi çekeyim. Bu hafta çünkü önemli, çok fazla kritik gelişme var. Onları olmadan şöyle bir değerlendirelim. Bitcoin'in fiyatına bakalım. Perşembe günü de zaten canlı yayında Oytun'la beraber bütün detaylarıyla piyasaya sizlerle konuşmuş olacağız. O yüzden ben şimdilik birazcık piyasanın önemli haberlerine şöyle geçeyim. Daha sonrasında da grafik üzerinde bir Bitcoin'e bakalım. Ne durumdayız, ne haldeyiz diye. Ne var bu şöyle gündemde? Taze haberlerden bir tanesi. Binance CEO'su, eski Binance CEO'su ama Binance'ın kurucu ortağı olan CZ. Hepinizin bildiği üzere ABD'de hapisteydi. Kısa bir süreliğine yaklaşık 3-4 aylık bir hapis cezası verilmişti bu finansal suçlardan dolayı, ki çok aşırı haksız bir suçlamaydı bence, ki o noktada çok ciddi miktarda para ödemeyi, işbirliği yapmayı kabul etmesine rağmen böyle bir diyet ödettiler CZ'ye. İse CZ önümüzdeki ay sonu, yani Eylül'ün son haftası gibi, 28-29 Eylül gibi belki de tahliye olacak. Efsane geri dönecek, en büyük futsal var. En büyük piyasanın dolandırıcılığı karşıtı CZ'nin geri döneceği piyasada bence pozitif yatlanır. Çünkü öyle ya da böyle bu piyasada otorite kabul edilecek, böyle zor zamanlarda dönüp ya bu neymiş, bu ne diyormuş diyecek çok fazla güvenilir adam yok. En büyük borsanın başında böyle büyük bir yamuğa karışmadan yıllarca geldiği için piyasada öyle bir güvenilirliği var. Hani funds are safe desin. Böyle sıkıntı yok, çözeriz desin, food yapmayın desin, piyasayı sakinleştirsin. Böyle önemli bir rolü var. Ha, kendisi Binance'in artık CEO'luğunu bıraktıktan sonra eğitim işleriyle ilgileneceğim demişti. Büyük ihtimalle öyle de yapar. Herhalde bir de kafa tatili yapar ama öyle ya da böyle piyasa bu tür şeyleri fiyatlamaya, daha bildiğiniz gibi kripto piyasası müsait. O yüzden Eylül sonu CZ çıktı, BNB yükseldi, Bitcoin yükseldi haberi görürsek çok şaşırmayın diye şimdiden söyleyeyim. Onun dışında şöyle bir baktığımızda biraz tabii Türkiye'den bir haber verelim. Bitget Türkiye borsasını CoinTR'ye sattığını duyurdu. Türkiye'de lisans almayacaklar Bitget.tr diye. Onun yerine CoinTR üzerinden lisanslanacağını duyurdular. Keza bildiğiniz gibi SPK'da Türkiye'de faaliyet göstermek için başvuran şirketler listesini yayınlamıştı. Onlara devamını da yayınladı. Böyle nedense bir yarım yarım yayınlamıştı. Toplam şirket sayısı 76'yı buldu. Bu yeni duyurular arasında işte globalden ne vardı şöyle bildiğimiz bakıyorum. İşte Bing var. Coinbase var mesela. Coinbase Türkiye yazılım diye bir şirket açmış. Coinbase Türkiye piyasasında bildiğiniz gibi aktif bir borsası yok. Geliyor. Crypto.com bu konuda başvurmuş gördüm. Gate zaten başvurmuş. KuCoin'in başvurduğunu görüyoruz. Paribu zaten daha önce açıklanmamıştı ama tabii ki Paribu da burada. Bunun dışında değişik olarak mesela İş Bankası'nın saklama üzerine bir başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Bankalardan garanti borsa açmak için zaten direkt garanti kripto diye bir şey var. Onun için başvurmuştu. QNB burada yine bu işler için başvurmuştu. İş Bankası ile beraber başvuran banka sayısı 3'e çıktı diyebiliriz. Güzel bir şey bunlar. Yani ben kriptodan korkarım, işte bu kripto borsaları dolandırıcılık falan diyen öyle ya da böyle eski kafalı bir sürü insan var. Onların da piyasaya dahil olabilmesi için bankaların da bu hizmeti vermesi bence hiç sakıncalı değil. Ha ben yani ne bileyim kripto borsası yerine bankada alır mıyım? Almam. Büyük ihtimalle Kripto Teknik izleyicilerin hiçbiri almaz ama orada hedef kitle biz değiliz zaten. İçeriye gelecek yeni para için güzel şeyler bunlar diyelim. Bu tür başvuruları destekleyelim. Umarım kalıcı olurlar. Evet, onun dışında ABD tarafına geçeceğiz. Çünkü Bitcoin'in bu ayki gidişatında ABD etkisi oldukça önemli olacak. Hadi böyle çıtır bir haber vereyim. Elon Musk yine bir geçen tweet attı ve şeye kızdı. Amerikan devletine kızdı. Ya kardeşim dedi, siz para basıyorsunuz. Sonra enflasyonu kapatmak için, ama enflasyon kapatmıyor, düşmüyor diye şikayet ediyorsunuz. Zaten ABD'de enflasyon iktidarın, hükümetin kazandığından fazla para harcama sebebiyle oluyor. Vergilerimizi işe yarayan konulara harcayın, böyle yapmayın dedi. Çok tanıdık geldi tabii, Türkiye'de de öyle. Herkes kemer sıkma vesaire diyor. Hani devlet, hani merkezi işte devlette şey yok mu?
tasarruf vesaire dediğiniz zaman pek bir şey olmuyor. Devlet parayı basıyor, bir tasarrufunu etmiyor. ABD'de aynı şey söyleniyor. Bunu neden anlattım? Kripto ile ilgisi nedir? Burada tabii ki ekonomi yönetim eleştirisi için değil bu. Trump'ın bu tür şu an durumlar sebebiyle seçilme ihtimali oldukça yükseliyor. Mesela Kamala Harris bir saçmalık yaptı. Şey diyor, ben iktidara gelirsem işte tavan fiyat uygulaması getireceğim bazı şeylerde bilmem nerede ki. Biz Türkiye'de çok iyi biliyoruz mesela %25 kira artışı getirdiler de kira fiyatları mı artmadı? Yani serbest piyasada bir şey tavan koyduğun anda orada piyasa dengelerini bozarsın, olmayacak şeylere gelir. Donald Trump da hemen bu asisti aldı. Böyle bir komünist bayrakla paylaştı. Yani işin özü şu, Donald Trump'ın seçilme ihtimali her zamankinden daha yüksek bir şekilde duruyor. Daha önce burada onun kripto ile ilgili söylediklerini biz size anlattık. Eğer söylediklerinin dörtte birini bile yaparsa Bitcoin ve kripto paralarla ilgili ABD merkezli bir kripto boğası görmüş oluruz. Keza Justin Sun da Çin devleti bununla ilgili bir şeyler yapacak, yapmayı niyetli diye sürekli alttan bir şeyler fişekliyor, bir bildiği olduğunu varsayarak bunu yaptığını düşünüyorum. Çin tarafından da buna bir karşılık gelirse, Trump seçilirse filler tepişsin, bu sefer çimenler ezilmesin, tam aksine aradan orman olsun, ağaç olsun, gene olmadık bir benzetme oldu. Neyse, güzel şeyler olur yani. O yüzden Trump'ın seçilmesini merakla, heyecanla bekliyoruz. Bu alt bant koyunca da ben böyle boyunsuz gibi kaldım. Şöyle yükseleyeyim. Evet, ufaktan Bitcoin'e doğru geçelim. Bu hafta neyi takip edeceğiz? Önce şunu söyleyelim. Bu hafta ABD'de çok önemli bir toplantı var. Jackson Hole diye biz böyle arada konuşuruz. Burada Jackson Hole toplantılarında bir şeyler açıklanacak diye. Orada kim oluyor? Fed başkanları oluyor. İşte Fed'in bölge, yani o sorumlu başkanları vesaire toplanıyorlar. Orada da şu anki başkan Powell'ın çok önemli açıklamaları, konuşmaları olacak. Şunun sinyali gelecek. Bunun en önemli olayı o. ABD Eylül'de ne kadar faiz arttıracak? Artık faiz arttıracak mı? Bir bence soru işareti değil. Zaten bu konuşuldu yani. Şu saatten sonra faiz arttırmazsa çok karışır işler. Piyasaları bir aşağı çakarlar ama yani ondan sonra öyle faiz arttırmak zorunda kalır ki böyle işler dengesini kaçar, ABD seçimleri falan bile etkilenir buna. O yüzden bence artık arttırmama ihtimali pek yok diye düşünüyorum. Yani merak edilen şu, 0.25 mi olacak, 0.50 mi olacak? Ben sanki biraz temkinli bir girişte bir tane 0.25 yaparlar. Hani biz başladık kontrol altında, enflasyon zaten 2.9'a düştü. Hem onu da gözlemleyelim, hem 0.25 gibi çok ciddi olmayan bir rakamda bir tık da indirelim. Hani ne şiş yansın ne kebap atasözü, bu sefer oturdu. Bunun gibi bir durum olsun diyeceğini ben bekliyorum açıkçası. Ki keza onlarca işte geçtiğimiz bu 2.9'a düşen enflasyon sonrasında şey de çok önemli hale geldi. FED tutanakları yayınlanacak. Sanırım çarşamba günü yayınlanacak. Orada da işte kim ne diyor bu faizle ilgili, gene onlar da bir fiyatlanma yapabilir. Ama en önemlisi dediğim gibi cuma günü olan bu Jackson Hole'daki yapılacak açıklamalar. O yüzden cuma günü bir yükseliş gelebilir diye kulağımıza küpe olsun. Zaten perşembe günkü canlı yayında biz bunu daha detaylı bir şekilde konuşmuş oluruz. Belki bir şeyler sızarsa öncesinde de onu da konuşabiliriz diye düşünüyorum ama bakacağız. Yani ABD dedik. Biraz da Bitcoin'e bakalım. Peki bu Bitcoin'in gidişatı bu verileri destekliyor mu? Hemen açıyorum. Bu arada kripto tekniğe abone olmayı unutmayın. Şunu geri çekeyim, tekrar öyle söyleyeyim. Abone olmadıysanız bence şu an abone olabilirsiniz. Bu geldiğinde bu kanal sayesinde çok para kazanmış olacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden şimdiden abone olun. Hala olmadıysanız keza videoyu beğenirseniz de mutlu olurum diye şöyle detaylı bir analiz yapalım. Şimdi bakın şöyle hemen göstereyim. Bitcoin 4 ortalamasının da altında. Zoom. 20 günlük ortalama sarı, 50 günlük kırmızı, 200 günlük mavi ve 100 günlük yeşil. 4 ortalamanın da altında ve bu 4 ortalamada neredeyse birbirine çok yakın. Yani en yükseği şu an 100 günlük ortalama 63.900, en düşüğü 59.400. Yani arada 4.000 dolarlık bir range içinde 4 ortalama birbirine yapışmış durumda. Bu bize neyi gösteriyor? Burası ölüm direncidir. Buradan geçmek kolay değil ama buradan geçersen sonu çok güzel bir yere gider.
benzer ne zaman olmuş? Hemen gidip bakalım. Bak burada zaten 200 günlük ortama çok uzakta, konuyla alakası yok. Bak şurada olmuş mesela. Şurada bir ay boyunca, şurada başlamış. Ağustos'ta 4 ortalamada böyle gene 2-3 bin dolar bir bantta sıkışmış. Denemiş denemiş kıramamış. 4 ortalamayı birden kırdığı nokta da Bitcoin 28.500'müş. 28.500'den tak 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 viu derken 73 bine 3x yapmış Bitcoin en son bu durum olduğunda. Şu anda da 4 ortalama gene birbirine öpüşmeye başlıyor. Bunun tabii ki teyidi nasıl olur? Bitcoin 60 bin dolar üzeri kapanış yapması, hatta 61 üzeri kapanış yapması lazım ki bütün ortalamalar, 20 zaten hızlı kalkar, 20'nin kafasını kaldırıp şöyle gitmesi, 50'nin yavaşça şuradan şöyle olması, 200'ün birazcık aşağı gitmesi derken şurada bir ölüm direncinin tekrar oluşması ve fiyatın buralarda gelip böyle bir deminki gibi bir testere yapması şu bant içerisinde. Burayı kırıp fırladığında da şu aşağı doğru düşen trendten dışarı çıkması ki o trend 69'dan geçiyor. Ondan sonrası tekrar all time high, tekrar 100 bin dolarlar mı geliyor başlıklarının atılması. Takribi olarak bu sürede işte şöyle baktığımızda hani ben biraz dar çizdim ama bu süre biraz daha uzun olabilir. Yani şuradan kırıp çıktığı vesairesi bizim gene Ekim, Kasım, Aralık o döneme tekabül edecek bu kırılma dönemi, all time high dönemi diyelim. Şimdilik benim beklentim bu düzenin oluşması, buralarda güçlenen bir Bitcoin gelecek haberlerin etkisiyle tekrar 60 bin üzerine çıkar. Burada işte böyle 1-2 hafta kapanışlar yapar. Kah gider 64'e, kah iner 59'a. Ama şurada ortalamalar iyice sıkışır. Patlamasıyla beraber yukarıya gidebilir. Keza hemen şurada değişik bir indikatöre de bakalım. MACD bugün itibariyle yeşil yakıyor. Ya şu şu yükseliş için yeşil yapmıştı. Şu düşüşte kırmızıya döndü. Şimdi tekrar bir yükseliş yok ama başladı yeşil yakmaya. Ya buradan MACD'de yükselişi teyit etmeye hazırlanıyor diyebiliriz. Şimdilik Bitcoin'de korkulacak bir şey yok. Ne zaman korkulur? Bu ortalamalardan uzaklaştığımız anda her bir ortalama ayrı ayrı bize direnç olarak sıkıntı yaratmaya başlar. Bunların da zaten sıkıntılı seviyesi yani kabaca şuralardan geçen, zaten buraya doğru iğne atmıştık. 50 bin dolar ölüm seviyesi, artık bunun altına olacağına ihtimal dahi vermek istemiyorum ki, olacağını düşünmüyorum. Ha, şuralara gelirsek de daha önce şuralar test etti. 55 bin dolar bizim dip seviyemizdir. İğne olarak gelebilir, kalıcı olarak 55'in altına giderse analizi yenilemek gerekir. Demek ki bu hemen öpüşmeyecek bu ortalamalar. Ona göre bir şey yapmak lazım deriz. Ama şimdilik dediğim gibi 55'in altına düşmediği sürece Bitcoin'in gözü 60 üzeri kapanışlar yapıp ben burada bir seviye oluşturayım demek üzerine. Zaten 60'ı kırıp gittikten sonrası Bitcoin rallisi, all time high rallisi, altcoin'lere paranın akacağı o beklediğimiz rallidir diye düşünüyorum. O yüzden benim bu kış için iyi geçecek beklentim hala sürüyor. Hala yani içerideyiz, maldayız, ne derseniz deyin, burada iyi şeyler olacak diye ben bekliyorum. Şimdilik analizim bu kadar. Daha detaylı bir analizi Perşembe günü Oytun'la da beraber buradan yapmış olacağız. Kripto Tekniğe üye değilseniz, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Keza aynı şekilde Binance üye değilseniz videonun açıklamasından Binance'e de üye olabilirsiniz. Hem beni, hem Oytun'u, hem Kripto Tekniği, hem de hiç yakında çok önemli haberler gelecek. Virtual Turist'i Twitter'dan takip etmeyi unutmayın diyelim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.